Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 29. bölüm. Gökler ve değişik cinsler. Rivayet edildiğine göre Allah'ın ilk yarattığı soy cevherdir. Allah cevhere heybetle bakınca o Rabbinin korkusundan eriyip titremeye başlamış ve suya dönüşmüştür. Daha sonra suya rahmetle bakınca suyun da yarısı donmuştur. Bu donmuş su buzdan Allah-u Teala'ya arşı yaratmıştır. Arş da titremeye başlamış ve Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir cümlesini arş üzerine yazınca sükunet bulmuştur. Suyun diğer yarısını kendi haline bırakmıştır. Böyle yapmasaydı kıyamete kadar titreyip duracaktı. Nitekim Allah onun arşı su üzerindeydi buyurmuştur. Sonra su dalgalanmaya başladı. Ondan dumanlar birbiri üzerine yığılarak yükseldi. Köpükleri de vardı. Allah dumanların bu köpüklerinden gökleri ve yeryüzünü yarattı. Yer ve gök önceleri birbirine yapışık idi. Allah onları kat kat yaptı ve aralarında rüzgarı yarattı. Böylece yer tabakaları birbirinden ayrıldı. Nitekim Cenab-ı Hak sonra duman halindeki semaya doğruldu buyurarak bu durumu açıklamıştır. Hikmet ehli dediler ki, Allah göğü buhardan değil de dumandan yaratmıştır. Çünkü duman parçaları birbirine tutunmuştur. Dumanın bitişi yeri sabittir. Dumanın bitiş yeri sabittir. Buhar ise geri döner, dengesizdir. Bu durum Allah-u Teala'nın ilminin kemali ve hikmeti gereğidir. Daha sonra Allah suya rahmet nazarıyla baktı ve hadiste de buyurulduğu üzere su derhal donuverdi. Fayda, dünya seması ile yeryüzü arası aynı şekilde her bir semanın diğeriyle arasındaki mesafe 500 yıldır. Her bir semanın kalınlığı da aynı şekilde 500 yıldır. Dünya semasının sütten daha beyaz olduğu söylenmiştir. Dünya semasının adı Rakia'dır. İkinci kat sema gök. Nurdan parlayan demirdendir. Bu göğün adı Feydum veya Maun'dur. Üçüncü kat sema bakırdandır. Ona Melekut ya da Hariyun denir. Dördüncü kat sema gözleri kamaştıracak kadar parlak bir gümüştendir. Ona da Zahira denir. Beşinci kat sema kızıl altındandır ve ona Musira ya da Müzine denir. Altıncı kat sema nurdan pasparlak bir cevherdir ve Hallisa diye isimlendirilmiştir. Yedinci kat sema kırmızı bir yakuttandır. İsmi ise Labia veya Damia'dır. Beytül Mamur yedinci göktedir. Onun dört direği vardır. Birisi kırmızı yakuttan, öbürü yeşil zebercetten, bir diğeri beyaz gümüşten, sonuncusu da altındandır. Beytül Mamur'un akik taşından olduğu rivayet edilir. Her gün Beytül Mamur'a 70 bin melek girer ve kıyamet gününe kadar tekrar dönmezler. Güvenilir görüşe göre yeryüzü gökyüzünden daha faziletlidir. Zira peygamberler topraktan yaratılmış ve toprakta kalmışlardır. Yeryüzü katmanlarının en faziletlisi ise en üst tabakasıdır. Zira en çok bu tabakadan söz edilir. Çünkü bütün dünyanın varlıklarının yararlandığı tabakasıdır. İnce bir nükte, Allah-u Teala'nın hiçbirinin diğerine benzememesine rağmen 7 kat göğü dumandan yaratması ve gökyüzünden yağmur yağdırması ve bu yağmurla çeşit çeşit bitkiler, rengi ve tadı birbirinden farklı meyveler çıkartması pek hikmetlidir. Allah-u Teala'nın bu hususta şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala bu hususta şöyle buyurmuştur. Meyve ve yiyeceklerin bazısından yiyecek olarak üstün yarattık. Rad suresi 4. ayet. Allah-u Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarını da kimisini beyaz, kimisini siyah olarak yaratmıştır. Her yarattığını en güzel şekilde yaratan Allah-u Teala'ya eksik sıfatlardan tenzih ederim.